ve bir kardeşimiz de inşallah Iğdır'dan arıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı günler Nasılsınız? hocam. İyisiniz inşallah. İyiyim, elhamdülillah siz. Iğdır'a selam olsun. Buyurun efendim. Hocam, benim 8 ay önce kuzenim intihar etti. Çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Diyorlar ki intihar ettiği için cehenneme gidecek. Nasıl oldu? Hocam intihar etti işte. Hayır, niye, derdi neydi? Yani durup dururken olmaz intihar. Evet, sevgilisiyle ayrıldığı için. Eşiyle mi ayrıldı? Sevgilisiyle. He. Evet, Nişanlısı işte ya bu da sev. yüzden diyorlar ki cehenneme gidecek intihar ettiği için. Allah'ın verdiği canı, o bir Ama emanet, hiç kimse alamaz. Kişi kendisi de alamaz. evet. Bu yüzden en büyük günahlardan biri cana kıymaktır, intihar etmektir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapanların cenaze namazını kılmadığını, kıldırmayın dediğini biliyoruz. Dolayısıyla biz onun hakkında elbette hüsnü şehadet etmek durumundayız. Özellikle sizler durumunu biliyorsunuz. Allah'a, peygambere, ahirete inanan birisiydi herhalde. Ama nasıl oldu da bu duruma düştü? İşte şuurunu kaybetti. Psikolojisi bozuldu, strese girdi, bunalıma girdi ve şuuru yerinde olsaydı yapmazdı, intihar etmezdi diyerek hüsnü şehadet etmek zorundayız. O yüzden Evet. Allah taksiratını affetsin, size sabırlar versin. Amin. Ama Sağ büyük olun. bir günah işlemiş. Evet. Yine hadislerde görüyoruz. Hadis-i şeriflerde Allah Resulü buyuruyor ki, bana cehennem gösterildi. Sürekli kendini hançerleyen birini görüyordum. Dedim ki, bu kim? Bu kendini böyle hançerleyerek intihar eden biri. Ve devamlı böyle azap edilecek kendisine. Nasıl intihar ettiyse o şekilde azap ediliyor diye. Allah o duruma düşürmesin. Ama Cenab-ı Hak her günahı affediyor. Şuuru yerinde değilse kalem kaldırılmıştır. O mesul olmaz diye tefekkür ediyoruz, düşünüyoruz. Rabbim inşallah taksiratını affedip onu bağışlasın, cehenneminden azat eylesin kardeşim. Biz Teşekkür ederim hocam. hüsnü şehadet edeceğiz. O kafirdi diyemeyiz, o cehennemliktir diyemeyiz. Ama intihar etmek normal olarak aklı başında bir insan için haramdır. Başka soru var mı? Sabırlar diliyorum size. Hocam bir de biz hep Kur'an falan okuyoruz, Yasin okuyoruz. Bir faydası var mı? Elbette arkasında yaptığımız dualar, az önce de ben de dua ettim. Allah taksiratını affetsin diye. Bunun ona Teşekkür ederim. faydası yok mu? Faydası var. İnsanların hüsnü şehadetinin ona faydası var. Cenaze namazında bize sormuyorlar mı? Nasıl bilirdiniz? Hep beraber Evet. iyi bilirdik. İyi bir Müslüman mıydı? Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Niye diyoruz? Madem bizim sözümüzün, duamızın bir değeri yoksa cenaze namazını niye kılıyoruz? Evet Duayı niye hocam. ediyoruz? Bunların hepsinin faydası var. Okumaya devam. Hayır hasenat yapın. Onun ardından inşallah Rabbim taksiratını affetsin kardeşim. Hocam biz her gün mezarlığa gidiyoruz. Evet. Diyorlar ki siz gidiyorsunuz, rahatsız ediyorsunuz, hem de kabri su doluyor. Hayır. Yani her gün gitmemiz caiz mi ya? Yakındır, yakınsa gidilebilir. Evet hocam, kuzenim. Hiçbir mahsuru yok. Gidilebilir. Ama isyan etmeyeceksiniz. Ya kapa çayı olmak, Allah'a kafa tutmak, haşa. Onları zaten Müslüman yapmaz. Gidilebilir kardeşim. Kabri su dolmaz. Kabri mutlu olur. Çok teşekkür Allah'a ederim hocam. emanet olun. Sağlık, Size iyi afiyet günler. diliyorum sizlere. Rabbim hayırlı imanla gidebilmek nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.